Guguk kuşu mu? Bu nasıl mümkün olabilir? Tam da biz konuşurken öttü. Mahir, bu iyiye işaret. Her şey düzelecek demek. Her şeyi hatırlayacaksın. Her şeyi. Mahir? Ne oldu oğlum, iyi misin? Bela, o iyi mi? Evet, o çok iyi. Sevindim. Mahir, müsaitsen sana bir şey göstermek istiyorum. Gelir misin lütfen benimle? Tamam anne. Gel oğlum, gel. Hadi. Eminim Mahir. Bugün olmasa da bir gün aşkımı hatırlayacaksın. Demek buradaydın. Her yerde seni arıyordum. Neredeydin? Bunca zaman neredeydin? Nereye gidebilirim ki Vişak? Yalan söyleme. Bela için burada değildin. Biliyor musun? Mahir'i kurtarmak için Sumi ile savaştık. Ve istese ikimizi de yenebilirdi. Güçsüzdük. Buradayım diyorsun. Onun için hayatımı veririm diyorsun. Ama en çok ihtiyacı olduğu anda ortadan kayboluveriyorsun. Vişaka, burada olsam ne yapacaktım? Burada değildim. Bu savaş Ruhi'nin vermesi gereken bir savaş. Anladın mı? Ona yardım edemeyiz. Bu savaşta ona bir yardımımız dokunmaz Vişaka. Sen sevgiyi bir anlaşmaya çevirmişsin. Vişaka, zaten çok gerginim. Seninle tartışacak halim yok, lütfen. Ne oldu? Sorun ne Vikrant? Son konuştuğumuzda da... Annen mi yoksa? Açık konuş. Annenle ilgili bir sorunumuz mu var ya da... Bir şaka, bir şeyleri birleştirmeyi bırak. Bu konu beni ilgilendirmiyor. Beni, Mahir'i, Ruhi'yi, annemi birbirimize bağlamaya çalışma. Bir sonuca varamayacaksın. Boşuna uğraşıyorsun. Ve o Mahir, eğer Ruhi'yi terk etmediği için düştüğü durumu... Gidip Ruhi'ye söylesem de bunu düzeltemeyeceğiz. Bir şey yapamayız bunun için. Ruhi onu sevdiğimi biliyor ve ben de onun beni sevmediğini biliyorum. Ve ölsem bile bir şeyleri değiştirmeye gücüm yetmeyecektir. Seni seven birini sev. Başkasını severi kendi haline bırak. Yoksa sen düştüğüm duruma mı gülüyorsun Vişaka? Neden güldüğünü anlat bana hadi. Aşkın sendeki yeri çok derin Vikrant. Ama maalesef sadece Bela'ya uzanıyor. Haklısın. Seni seveni sevmen gerek, başkasını seveni değil. Bu senin için de geçerli. Sen Bela'yı istiyorsun. Çünkü seviyorsun, anlıyorum. Ben de aynını söylüyorum. Beni reddediyorsun. Sadece konuşamaz mıyız? Sana sevgimi gösterebilirim ama yalvaramam Vikrant. Hayır. Hayır, ben bunu yapamam. Bir erkeğe yalvaramam. Ne kadar çok sevsem de. Bunu isteme benden. Ve Bela ile Mahir'se eğer konu, birlikte olmayacaklar. Çünkü Mahir hatırlamıyor. Ne Bela'yı ne de başka bir şey. Ama ben dostluğumuzu hatırlıyorum. Ve Bela'ya olan görevimi de. Sen ne istiyorsun bilmiyorum. Ama ben Bela ile Mahir'i bir araya getireceğim. Bela onu çok seviyor ve başaracağına inanıyor. Onu hüsrana uğratmayacağım. Vikrant, sen de bana yardım etmelisin. Benimle gel. Bela'nın sana ihtiyacı var. Bir kereliğine kendini düşünme ne olur. Bela'yı düşün. Onun sana gerçekten çok ihtiyacı var. Bunu yapamam ve sen de yapmamalısın bunu Vişaka. Bunu yapamazsın Vikrant. Ben sana söyleyene kadar o eve gitmeyeceksin. Vişaka'ya da söyle, o da gelmesin. Dediğimi anladın mı benim? Oraya
neden gitmeyecekmişiz anlamıyorum gerçekten. Bir şaka. Her sorunun cevabı yoktur. Ruhi için endişelendiğini biliyorum ve ona aşık olduğumu düşündüğün için endişeleniyorsun. Bunun da farkındayım. Onu seviyorsan göster o zaman. Gel ve ona yardım et. Burada saklanarak hiçbir şeyi başaramayız. Anla artık bunu Vikrant lütfen. Ne yapmam gerektiğini söyleme bana. Bunu söyleyemezsin. Hayır, bunu yapamazsın. Anladım. Senin için önemim yok. Hatırlayacak mısın, görmek istedim. Yani sana yardımcı olabilecek miyim acaba? Gel bir bakalım hadi. Bak geldik işte. Gel buraya gel. Bak. Ailemiz. Bütün ailemizin fotoğrafı var burada. Biliyorum anne. Hatırlıyorum ben bunu. Bunu duyduğuma çok sevindim. Her gün dua ediyorum senin için. Senin gibi bir oğlum olduğu için. Söyler misin anne, neden her şey bu odada duruyor böyle? Oğlum, yanımda olmasını istediklerim yanımdalar zaten. Her zaman yanımdalar. Aman Tanrım! Hayır, hayır Mahir, eline batar, bırak. Ben alırım, bırak. Bırak, dokunma, bırak. Neden saklıyorsun anne? Neyini saklıyorsun bunun? Onları çok özlüyorum. Herkes nerede? Gelmediler ziyarete anne. Biliyorsun Rehan Amerika'da oğlum. Burada kalıp ne yapacak ki zaten? Ne demek istedin anne? Evi burada. Mahir, nasıl söylesem bilemiyorum. Oğlum onlar vefat etti. Ama anne nasıl olur bu? Bir gün kalp krizi geçirdi. Hemen öncesinde bizim evimize gelmişti. Bir daha da onu göremedik. Sonra da vefat etti. Mithal amcan çok üzüldü. Olanlardan sonra onun için çok üzülüyor. Ne oldu ona? Hiçbir şey. Anne ne oldu söyle. Mahir Anu da öldü. Oğlum, bu yüzden bu resmi göstermek istemedim. Mithal ailesinin başına gelenler hiç durmak bilmedi. Ve Rehan da ortada yok. Evliliği esnasında Amerika'ya gitti. Gelini ortadan kayboldu. Bir daha haber alamadık. Rehan nerede bilmiyoruz. Amerika'da diyorlar ama ondan şu ana kadar kimse haber alamadı. Kimse ona ulaşamadı. Ne halde, kimsenin haberi yok. Mahir, iyi misin oğlum? Çok üzüldün. Boş ver, yoksa kötü olacaksın. Olamaz, tekrar kötü olacaksın. Camı açayım da biraz hava gelsin. Temiz hava iyi gelir sana. Mahir, hayır. Hadi boş ver Mahir, sonra anne, bakarsın lütfen. Anne, lütfen benden saklama, lütfen. Hastane kayıtları bunlar. Karan. Karan hastanede mi? Komada mı? Ne zamandır? Seni neden getirdim buraya? Seni buraya getirmemeliydim. Son 6 ayda o kadar çok şey oldu ki Mahir. Ben de 6 ay önce evlendim, öyle değil mi? Evet, evliliğini hatırlıyor musun? Mela söyledi. Yanlış mı? Tamam. Ama Mela'yla evlendiğim bu 6 ayda ailemizin başına gelenlerden bahsetmedi değil mi? O kadar çok şey oldu ki sanki bir karanlık gölge üstümüze düştü. Her şey çok kötü. Sevdiklerimiz birer birer ortadan kayboluyorlar. Önce Rehan, sonra da Dakş kayboldu. Neredeler bilmiyoruz. İnsanlar orada burada diyorlar ama hiçbiriyle iletişime
Geçemiyoruz bir türlü. Neredeler bilmiyoruz. Onlardan bir haber almadan sağ olduklarının ben nereden bilebilirim ama? Mahir! Oh. Oğlum, sana bunu söylemek istemezdim. Ama ne yapabilirim? Ben bir anneyim. Öğrenince belki hafızanın eski haline gelmesine yardımcı olur dedim. Çünkü oğlum kalp acıyı unutmaz ve sen hep acı çektin oğlum. Bela'yla evlenerek en büyük hatayı yaptın. Onunla evlendiğin o gün bütün kötülüklerin başlangıcı oldu. Anne, ben neden Bela'yla evlendim? Onu seviyor muydum? Hayır oğlum, o Yuvi ile. Ne olmuş Yuvi'ye? Hiçbir şey. Ne oldu anne? Anne, Yuvi nerede? Mahir oğlum, sen hadi odana git. Bak, bunları Andy'ye veririm, o sonra sana getirir. Yuvi tamam nerede mı anne? Mahir, tuhaf sorular Yuvi soruyorsun. Nerede hadi diyorum. Gel. Hadi gel, lütfen, sen iyi değilsin. Hadi gel odana, dinlen biraz. Anne, bir kaza geçirdim. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Kardeşim nerede? Söyle lütfen. Mahir, ben sana odana git dedim. Sonra konuşuruz dedim. Lütfen hadi. Yuvi. Lütfen üzme Yuvi. Beni. Yuvi. Git Mahir. Kardeşini bulamayacaksın ama onun yerine ölümle karşılaşacaksın. Yuvi neredesin? Baba, Yuvi nerede? İyi o, sen gittin mi? Hayır baba, dinlenmeyeceğim. Neden herkes dinlenmemi istiyor? Baba, ben Yuvi'yi istiyorum. Bir şey sakladığını biliyorum, lütfen. Ne diyorsun? Eminim ne bundan. Ne saçmalıyorsun? Mahir abi. Söyle ona. Mahir abi, Yuvi gelecek. Ne zaman gelecek? Nereye gitti? Ben onunla neden konuşamıyorum Kuhu? Neden bu kadar gerildin? Rahatla. Çünkü korkuyorum ve tepkinize bakarak daha da korkuyorum. Bana bir şey söylemiyorsunuz ve son 6 ayda olan kazaları düşündükçe daha da korkuyorum. Yuvi nerede? Sonra arayacağım. Kimse doğru düzgün bir şey söylemiyor. Daha da geriliyorum. Düzgünce söylerseniz nerede olduğunu bakın. O iyi. Rahatla biraz. Ters bir şeyler var baba ve bana söylemiyorsunuz. Bundan eminim. Aman tanrım, ne olacak? Odayı gezdirirken yuvracığın fotoğrafını gördüm Mahir. Gitti o. Artık Mahir şoktan çıkamayacak. Sen. Evet, telefonumu arıyordum. Ama sen ne yapıyorsun böyle? Doktor dinlenmeni istedi senden. Kendine gelmen lazım. Bu akşam kutlama var. Yuvi nerede? Yoldaymış. Telefonla konuştum. Birkaç günlüğüne gitmiş ama şu an yoldaymış. Yuvi iyi. Söyledim. Neden daha önce söylemedin o zaman baba? O kadar sordum, bir türlü düzgün cevap vermedin bana. Aslında sana sürpriz yapmak istediler. Ben bozduğum için çok üzgünüm. Başta emin değildik. Zamanında gelebilecek mi bilmiyorduk ama konuştum. Zamanında gelebilecekmiş, öğrendim. Mahir abi, gel ve uzan. Biraz dinlen lütfen. Teşekkür ederim Bela. Şimdi ne olacak? Zamanla göreceğiz.
Mahir'i koruyacağım. Ona bir şey olmayacak, söz veriyorum. Teşekkür ederim. Bela kızım, benimle gelir misin? Seninle konuşmak istiyorum. Ne oldu? Olanlar hoşuna gitmedi mi? Sanırım bilmiyorsun Bela. Ben senden nefret ediyorum. Biliyorum. Hem de çok iyi biliyorum. Çünkü kolay anlaşılıyorsun. Beni yenmektense nefret etmek daha kolay. O yüzden böylesin. Bela, sen hiç kanadı kırılmış bir kuşun uçtuğunu gördün mü? Ne olur ona? Uçmayı dener ve aşağı çakılır. Senin de başına gelecek olan bu. Benim planımı bozdun. Mahir'e o fotoğrafı göstererek onu daha fazla şoke edecektim ama ben sen... Ben de onun yerine sana şok verdim. Güven bana. Bundan sonra daha sık olacak bunlar. Çünkü ben buradayken Mahir'in kılına zarar veremeyeceksin. Mahir'i çok fazla düşünüyorsun. Biraz da kendini düşünmelisin. Yılan arkadaşlarını buraya getirtip bana karşı birlikte mi savaşacaksınız yoksa? Korktuğun için mi? Senin gibi güzel ilişkileri baltalayıp kendi oğluna zarar veren bir anneden kimse korkmamalı. Aksine acımalı. Ay, ne kadar doğrusun, ne kadar doğru. Öyle olmalısın zaten. İlk tanıştığımızda ne demiştin? Anne, öğretmen olmak istiyorum. Ne oldu, vaz mı geçtin? Vaz mı geçtin Bela? Bir şey mi oldu? Bütün hayallerini aynı böyle yıktığım gibi yıkacağım işte. O zaman saymaya başlasan iyi olur. Çünkü sen daha fazla kazanamayacaksın. Ne Mahir'e zarar verebileceksin, ne de Vişaka'nın buraya gelmesini engelleyebileceksin. Say bakalım. Viş ve Yuvi bana yardım edecekler. Ve evet, kanadı kırık kuş sinek hiçbir zaman umurumda olmadı. Çünkü yılanlar hayallerine uçarak ulaşmaz. Onlara ısırarak ulaşacağım. Ve benim dişlerim yeterince güçlü. Ayrıca ona Yuvi'nin ölümünden bahsetmeye çalışırsan eğer... karşında beni bulacaksın. Daha çok toysun Bela. Ne düşünüyorsun? Benimle savaşmak için güçlü olduğunu mu? Hayır. Kötü olman gerekiyor. Kalpsiz, bencil. Sende bunlar yok. Göreceğiz. Evet, göreceğiz. Tebrikler Andy, tebrikler. Dede oldun artık. Saçını boyamazsın herhalde, değil mi? Ben saçımı boyamayı bıraktığım gün senin de bırakman gerekecek. Ne bu? Neden boş geziyorsun? Ortada bir sürü misafir var. Çabuk bir şeyler koy ve herkese dağıt. Herkes sahneye gelsin lütfen. İsim verme töreni başlayacak birazdan. Hadi. Tamam. Yeni doğmuş bu bebeğe isim verme törenine herkesin huzurlarında başlıyoruz. Bütün misafirlerimiz hoş gelmiş. Şimdi bebeği yatağına yatıralım ve isim törenine geçelim. Evet. Şimdi amcasını çağıralım. Mahir abi. Vikrant ve Vişaka nerede kaldı? Evet peder.
Ben onun amcasıyım. Ne yapmam gerekiyor söyleyin. Tamam o zaman. Çağır onu bakalım. Sonra kardeşlerin kulağına ismini fısıldasın. Ve ismiyle çağırsınlar. Tamam. Anne, Yuvi nerede? Oğlum onu Bella çağıracaktı. Evet, birazdan gelecekler. Bütün işlemleri tek başına da yapabilirsin Mahir. Pederle konuşmalıyım ben. Hayır, Yuvi ile yapacağız. İki tane amcası var, o yüzden ikisinin de olması gerekiyor. Yuvi nerede? Evet, evet Rui. Neredesin Vikrant? Mahir seni soruyor. Yuvi olmadan başlamıyor. Ruhi ben... Ben Vişaka'yı arıyorum. İlk önce onu bulayım, birlikte geleceğiz. Ne? Hayır, dinle. Korkmana gerek yok. Sen korkma, tamam mı? Onu bulayım, geleceğiz, tamam mı? Sen hiç boşuna canını sıkma, merak etme. Tamam mı? Görüşürüz. Umarım hızlı gelirler. Mahir'in iyiliği için gelmeleri lazım. Mahir, daha ne kadar bekleyeceğiz? Bayağı oldu. Sen tek başına başla istersen. Yuvi yoldadır herhalde. Annen haklı bence. Peder ve herkes bizi bekliyor. Başlasak daha iyi olur gibi. Bir isim düşündünüz mü? Eğer düşünmediysen sorun değil. Ben düşündüm. Bence ona Sia diyelim. Olur mu? Zamanımız doluyor. İsim verme töreni zamanında olursa daha iyi olur. Sia. Hı? Mahir, sen delirmişsin. Sana hamileliğin yanlış olduğunu söyledim ama... Ne yapıyorum Bella? İsim düşünüyorsun. Bilmemize gerek yok. Kuhu'ya söyle, o bilmek ister. O kendi çocuğuna bulmuştur, bu bizim. Aklıma bir şeyler geldi. Mira ve Drew. Hayır, çocuğuma çok eski isimler verme. Pini ve Bunty düşünmüştüm ben. Onlar nasıl? Ne diyorsun? Evet, mükemmeller. Bunty, Bulbi nasıl oluyor peki? Çok güzel. Kız için Pinky, erkek için Bunty. Harika. Ne oldu? Aynı ismi düşündüysek ikimiz de o zaman bir çocuğumuz olmasın mı? Ne dersin? Hı? Bella, nereye gidiyorsun? Archie kafasına dikkat et. Evet evet biliyorum. Amcası ve yeğeni öne gelsinler. Bella sen geç. Bebeği ismiyle çağırabilirsiniz artık. Pinky. Baksana, bu nasıl bir isim? Pinky, beğenmedim ben bunu. Ne yapıyorsun Mahir? Pinky üçüncü sevgilimin ismiydi. Yani üniversiteden bir arkadaşım da çok sıkıcıydı ve çok çirkindi de aynı zamanda. Bu arada Mahir Pinky nereden çıktı? Bilmiyorum. Birdenbire aklıma geldi işte. Geldi işte. Geç kaldın. Özür dilerim. Sorun ben değil, aslında... Daha yeni başladık. Gel hemen. Neredeydin? Vikrant her yerde seni arıyormuş. Yalan söylüyor. O bilerek buraya gelmiyor Bella. Kafam karıştı. Pinky isminden emin miyiz? Hayır Peder Bey. Hayvan ismi o. Normal isim lazım. Başka bir isim bulmalıyız mutlaka, olur mu? Al kuru. Sen bul o zaman. Wish, Yuvi nerede? Aslında şey... Yurar Seagull mekana girer. Geldi işte. Bizi kötü kıstırdı. Wow, ev güzel olmuş. Hepiniz de çok güzel olmuşsunuz. Ne haber baba? Merhaba Ukala. Hey, ne oluyor burada? Ha? Duydum ki herkesi unutmuşsun. Ama beni unutamazsın. Sorun değil. Mahir'i ikna etmek için yapıyor.
Ne yapacağız? Gel yeğenimize isim vereceğiz hadi. Aa, sen ne kadar da güzel olmuşsun böyle. Uf. Mahir abi eminim tuhaf bir isim düşünmüşsündür. Evet, Pinky. Inky Pinky Ponky oyun mu oynuyoruz? İsmi de kendi gibi olmalı. Sen Pinky ismini kendi çocuğuna sakla. Kesinlikle ismi onun gibi güzel olmalı. Biraz farklı ve masum. Şey gibi aynı... Ruhi. Vay canına. Çok beğendim bu ismi. Peder, Ruhi son kararımız. Bitirelim. Ruhi al bakalım. O zaman bu kızımızın ismi Ruhi olacaktır. Hadi. Hep birlikte kutlayalım Ruhi kızımızı. Ruhi. Ben de çok sevdim bu ismi. Peki nereden aklına geldi bu isim? Gerçek hayattan. Yani uzun bir yolculuktan geliyorum. Biraz dinleneceğim. Şimdilik görüşürüz, tamam mı? çok yorgunum ve uzanacağım. Tamam mı? Hoşça kalın. Görüşürüz. İyi ki zamanında geldin. Vişle ben çok korktuk. Aa, yani ben geç gelirsem kalbin korkuyor mu? Ne zaman böyle oldun? Nasıl yani, ne zaman mı? Doğduğum günden beri güzelim. Ne? Ne saçmalıyorsun? Bırak bunları da nereye gittiğini ve ne yaptığını söyle. Sana Vişaka'yla saatlerdir ulaşamadık. Aa, yanılıyorsun. Saatlerce değil, aylarca. 1, 2, 3, 4, 5 6 aydır insanlar bana ulaşmaya çalışıyorlar. Ne demek istiyorsun sen? Mela, sen de mi unutmaya başladın? Ha? Nasıl unutursun? Biz ikimiz evlenecektik hani. Yani demeye çalıştığım, hiç beni ısırmadan önce birlikte olacaktık ama her şey Viş'le beraber suya düştü. Şakanın sırası değil Vikrant. Anladın mı beni? Hey, bir saniye. Vikrant. O kim? Neden bana öyle seslendin? Bana aşkım de, canım de, hayatım de. Vikrant ismi bana yakışmıyor artık. Bu oyunu hemen kes, yoksa seni çok kötü yapacağım, haberin olsun. Hemen gerçek formuna dön, yoksa konuşmayacağım. Konuşma. Her zaman beni sev. Sen delirdin mi Vikrant? Onun aklı yerinde. Ama sen, Bela, hayal mi görüyorsun sen? Neden Yuvime Vikrant Vikrant deyip duruyorsun? İsmi o değil ki onun. Bence de anne. Açıklıyordum. Benim gerçek ismim Yuvraj Seygal Yuvi ve o da bana geçmiş Vikrant diyor. Ha? Çok ayıp Bela. Başka isimler takma. Onun ismi Yuvi. Yeni oyunun mu bu? Hı? Aa, bak Yuvicim. Büyüye hiç saygı kalmamış. Annene saygı duymuyorsan Mitok klanının kraliçesine saygı duy. Anne, korkmana gerek yok. Sanırım Bela'ya bir kanıt vermeliyiz. Hmm. Bela'ya benim Yuvraç yani Yuvi olduğumu kanıtlamalıyız. Hadi bir oyun oynayalım. Bela, ilk hediyemi hatırlıyor musun? Sana sevgiyle vermiştim. Hatırlayacaksın. Hatırlatacağım. Yılan derisiydi hani. Yılan derisini nasıl hediye edersin? Ama sahteydi ve sen de aynı böyle korkmuştun. Saçmalıyorsunuz. İkiniz de. Hayır. Bu olamaz. Yuvi sen... O ölmedi. Evet Bela. O Yuvraç, benim oğlum. Şekil değiştiren bir yılan. Hı? Ve sen de çok iyi hatırlıyorsundur. Ne kadar güçlü oldun. Benim oğlum
benden daha zehirli. O yüzden o arkadaşım Vişaka'nın zehri hiçbir işe yaramadı. O hiç ölmemişti. Sen de bu eve o arkadaşım Vişaka'yı çağırarak beni yalnız mı sandın? Yalnız değilim. Ben asla yalnız olmam. Çünkü benim oğlum Yuvraç, ondan saklanmasını ve çıkmamasını istedi. Ama bu tehlikede onu geri çağırdı. Doğru söylüyorsun. Bu yüzden biz kutlamalıyız. Hadi anne. Hadi gidelim oğlum. Gel anne. Hayır, bu olamaz. Eğer bu gerçek Yuvi ise Vikrant nerede? Bela, bir şey anlamıyorum. O gelenin Yuvi formunda Vikrant olduğunu sanıyordum. Biliyorum. Ben de öyle sanıyordum ama Vikrant değil. Vikrant nerede bilmiyorum, villada da değil. Aradım onu, açmıyor bir türlü Bela. Peder? Peder ben Bela. Peder, güçlerini kullanarak acaba Vikrant'ın nerede olduğunu görüp söyleyebilir misin bana? Ne oldu, ne dedi? Söyle lütfen. Viş, anlayamıyorum. Eğer sen onunla konuşmadıysan ve yerini bilmiyorsan neden bana senin aradığını söylemiş olsun ki? Aman Tanrım. Umarım Vikrant her neredeyse güvendedir, başına bir şey gelmemiştir. Bela. Neden bilmiyorum ama Vikrant yakında gibi hissediyorum. Nerede? Göremiyorum onu. Bana bak. Yanıma gel. Anne. Neden bana bunu yapıyorsun? Neden? Soru sorma Vikrant. Senden isteneni yap. Hayır anne. Ben bunu asla yapamam. Bekle. Kimse senin fikrini sormadı. Sana söyleneni yapmak zorundasın. Tamam mı? Kendini ne zannediyorsun sen? O da oğlum. İstediği gibi konuşabilir. O senin gibi beni yalnız bırakmadı, bana ihanet etmedi ya da yalan söylemedi. O her zaman benim yanımdaydı. Ne demek? Ben sana ihanet mi ettim? Benden ne istediysen yaptım. Hatta sen benden önemli şeyleri saklayıp beni kandırdın anne. Bana hiç söylememiştin. Benim bir kardeşim varmış ve bunu daha şu an öğreniyorum ben. Ona her şeyi söylerken bana hiçbir şey söylemedin. Soru sormadın. Her zaman benden ne istiyorsan ben onu yaptım anne, görmüyor musun? Bütün planlarının dışında tuttun sen beni. Ama sesimi bile nasıl çıkarma. Nasıl yapacaksın bunu? Kimse Nidhogg'ların kraliçesini sorgulayamaz. Ne sanıyordun? Evet. Sen bile. Git ve vaktimi harcama. Görevini yap hadi. Ama anne... Vikrant... Senden ne istiyorsam onu yap. Böyle devam edecek artık bu. Hadi git. Haklıymışsın. Yapamayacak. Yuvraç. Oğlum ne için savaştığımızı biliyor. Biliyor. Benim amacımı... Annesini üzmeyecek, değil mi? Git hadi canım.
Git. Hedefin önünde duruyor Vikrant. Git ve onu öldür. Öldüreceksin. Görevini yapacaksın. Anne ama Vikrant, ben... Vikrant, sana bir şey soruyorum. Hedefini iyi görüyor musun? Söyle. Çok güzel. Git ve işini yap ama sakın yüzünü görmesin. Kimse senin yaptığını bilmesin. Hadi git. Garson. Aferin. Sadece deniyordum. Şimdi git. Tamam, peder gitti, dualar bitti, şimdi kutlama zamanı. Hadi müzik başlasın, ışıklar kapansın. Ne yapıyorsun? Karınla dans et. Hadi dans edin. Lütfen. Hayır mı? Hadi. Hadi. O zaman ben yapacağım. Hadi beyler dans edelim. Hadi. Affedersiniz. Meyve suyu alabilir miyim? Söyleyin. Karımla tanıştınız mı? Çok güzeldir kendisi. Ha? Affedersiniz. Hemen geleceğim. Ben çok tuhaf hissediyorum. Sanki bir şeyler... Kötü bir şey olacak. Ben de aynıyım. Bir şeyler... Vişaka, dikkatli olmalıyız. Herkese dikkat et. Haklısın. Merhaba bayanlar. Kutlama nasıl? Hadi dans edelim. Hey! Takmadılar beni. Hey Andy. Tebrikler. Obay Singanya, iyi bir arkadaşım. Gelin tanışalım. Abi, dikkatli ol. Bu sıralar bir sürü iyi arkadaşı var. Kapa çeneni, gel. Thank you.
Benim ruhim ağlıyor muymuş? O garson bir şeyler yaptı. Doktor çağırın. Yardım edin. Çabuk. Biri yardım etsin. Ne oluyor? Lütfen yardım edin. Ambulans çağırın hemen. Hadi çağırın diyorum size. Bir şeyler yap. Bilmiyorum. Archie, ne oluyor? Archie, gözlerini aç. Gözlerini aç lütfen. Yardım edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.